Hoş geldiniz canlarım benim. Benim nur toplarım. Bergüzar-ı Hindi'yi alaikalarım benim. Şakayık-ı Numaniye fi ulemayı devleti Osmaniye. Efendim, Kitab-ül Edrak, Nefes-ül İtrak mertebesinde evvele bizzat Fahr-ı Kainat, Rahle-i Tedrisat, Kitab-ı Muhlisatımdan gelen Kalbi Deruni Faslı Şahanem'den gelen bu kıymetli dileklerimi siz çok kıymetli arkadaşlarıma ve seyircilerimize iletiyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Efendim bendeniz hastanenizin başhekimi Bülent Ersoy. 18-24 yaş arası İzmirli beylerin muayenesinden bizzat sorumluyum. Bak oradan bakıyor bana esmer. Canım benim. Ben seni muayeneye alırım biraz sonra. Tabii. Efendim bekletmeden hastalarıma dönmek istiyorum müsaadenizle. Ah canım benim, Orçun çocuğum iyileştin mi evladım? He? Nasıl gidiyor? Bülent abla öpüşebilir miyiz? Ah canım benim. Tabii öpüşürüz ayol. Neredeydin sen kaç zamandır? Ben sana bir hayat öpücüğü veririm. 6 ay kendine gelemezsin. Tabii akıllı ol. Şu anda nedense kendimi bir korku filminin içindeymiş gibi hissettim ama yani buradan kaçmam lazım. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun ayol, gelsene. Selahattin Bey, sizin bu çocuğunuz çok arsız. Tabii. Bülent Hanım, benim canım. Bir sıkıntı mı var acaba? Ay senin bu çocuğun çok edepsiz ayol. Biliyorum. Olmadı bu çocuk. Yapamadık biz bunu. İmalat hatası var bunun içerisinde. Ay onu bunu bilmem ama ben bu çocuğu parçalarım söyleyeyim sana, hastanede bir dakika tutma. Hala aldırma şansımız var mı acaba Bülent Hanım? Geçmiş olsun, velet dalin ami kazı kadar oldu ayol, çocuk nereye al? Ay git çocuğunu bir kontrol altına al, ben burada sizinle mi uğraşacağım ayol? Akşam. Efendim ben sizi çok fazla meşgul etmeden diğer tarafta muayene sıramız var. İsterseniz bir de oraya göz atalım mı, ne dersiniz dünya güzelleri? Şöyle bir. Ya bu hastanede neler dönüyor acaba? Çok merak ediyorum doğrusu. Bir haftadır burnum aha. Erdim gittim ben. Gözlerim sulanıyor, burnum ağıyor, dizlerimin bağı gidiyor. Ne olayım ha? Koskoca buran altın top, bu hallere düşecek adam mıydım ben? Ben şimdi Nişantaşı'ndaki Süit dairemde o küvetimi sonuna kadar doldurup cildimin bebeksi pembeliği buruşana kadar yıkanacaktım ya. Niye böyle oluyor ama? Of, neyse. Sen şu doktoru bir bulayım. Sabahtan beri hastanede dört gündüm oğlum. Danışma. Şuraya bir soralım. Herhalde bilirler yani. Ay danışmada kim varmış arkadaşlar? Ay danışmada Ferdi Tayfur varmış. Aa, niye ya bu? Ferdi abi, doktorun yeri nerede acaba? Bir bana bir söyle bakayım. He? Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen o
orada, ben burada. Bir şey gelmez elimde. Sen orada, ben burada. Ben de özledim ben de. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Abi Allah'tan adres sorduk, bize şarkı söyledi. Şimdi başka bir şey sorsak konser verecek herhalde, dur bakayım. Evet, doktorun adresini aldık. Şarkıyı markıyı söyledi ama doktorun adresini aldık. Operatör doktor Mustafa Topaloğlu. Mustafa abi, nasılsın? Ben seni çok merak ediyorum, biliyor musun ya? Tanışmak kısmet oldu şimdi. Hadi beni bir muayene et oğlum, çok fenayım ben. Yes, of course. Beni fazla merak etmeyin. Fazla merak, burası Irak. Bırak yani benimle. Biz burada Survivor'da iki derede bir arada. Herkes burada. Sen orada, ben burada. Kim var arkada? Burada ilişkiler bir karışık, bir dolaşık, bir bulaşık, bir çamaşır yani. Ne diyor ya bu? Yaş olmuş 50,5. Kafa biraz uçuk. Ben aslında sevmem sucuk. Sizi öperim mucuk. Kaybol git Allah rızası için. Allah rızası için Allah'ın adını verdim. Bir çekil şuradan ya. Ben şuradan bir hemşire bulur, iğnemi yaptırır giderim. İki saattir yemin ediyorum gripim diye hastaneye geldim. Kanser hastası olarak çıkacağım. Hürrem hemşire, bana bir iğne yapsana yavrum. Merhaba Burhan. Merhaba sevgili seyirciler. Vallahi bir iğne yaptım bana, çok iyi geldi ya. Biraz sonra geçti, tesisini anlarız ama. Yani var ya, bu Mustafa abi beni mahvetti oğlum ya. Vallahi kafamı böyle ütüledi. Beni parçaladı burada ya kız. Sen ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Gelirken 4. kattaki bütün hastaların serumlarına zehir koydum. Ettiğin yanına kalmaz Şürrem. Ben sana söyleyeyim. Ettiğin senin yanına kalmaz. İnşallah dua ediyorum. İnşallah o Sultan Süleyman, o kara gözlü Firuze'nin halvete girer de sen de o çok güvendiğin yumuşak yerlerin üstüne oturursun. (Gülüyor)
Zaten 2-3 sene sonra menopoza gireceksin. Kime afra tafra yapıyorsun ya? Seni de zehirledim Burhan. Beni nasıl zehirliyorsun ya sen? Nasıl zehirliyorsun? Az önce sana yaptığım iğne birazdan kanına karışır. O zaman Anya ile Konya'yı görürsün. Ne ya şimdi bu? Ne oluyor bu? Anam gözlerimi perde mi iniyor benim? Anam daha da dibe gidiyor bu. Anam ne oluyor bu ya şu anda? Tırnak diplerim titriyor benim. Göz kapaklarımdan ter mi çıkıyor şu anda? Anam daha da dibe gidiyor. Öldüm ya ben. Adam! İnşallah sen de Sultan Süleyman'ın iğnesine hasret kalırsın. Of! Güle güle Burhan. Yolun hep açık olsun. Hürrem'le kimse baş edemez. Buna herkes öğrensin. Gerekirse herkes ölür. Hoşça kal. Burada bazı... Bazı olaylar oldu burada. Bir karışıklık, bir dolaşıklık var burada ama... Güvenlik görevlimiz Nihat Doğan, bir müdahale eder misiniz acaba? Nihat Doğan, bir müdahale edin. Selamün aleyküm Denizli. Bakın bir Allah'ın kulu Nihat Doğan'ın hastanesinde olay çıkartamaz. Bizim kardeşim bakın. Bizim ismimiz Nihat Doğan. Yediğimiz pekmez, geldiğimiz yer Denizli. Duvarda resmimiz Pamukkale, önünde şeklimiz vardır. Herkes ayarda kalacak. Eyvallah. Eyvallah, sağ ol. Bu nedir ya? Biri gelir, biri gider, şu olay, bu olay. Herkes ayağını denk alacak. Of! Nihat Doğan'ı tabii böyle görürler. Eser gürler ama aslında Nihat Doğan içinde bir meleği taşır. Nihat Doğan'ın içinde bir melek vardır. Nihat Doğan çok yufka yüreklidir bakın. Bu yufka yürekliliğimle ilgili başıma kısa bir olay geldi, onu anlatayım. Geçenlerde malum yaz, sivrisineğin biri beni soktu. Evin içerisinde bunu kovalıyorum. Vur Allah vur, vur Allah vur, vur Allah vur, neyse. En sonunda köşeye sıkıştırdım bunu. Sivrisinekle göz göze geldik. Dedim ki Nihat dur. Bu sivrisinek senin kanını taşıyor. Onu öldüremezsin. Bir Nihat Doğan kanı taşımak her Allah'ın kuluna nasip olmaz dedim. Sarılıp ağlaştık. Bir görmeniz lazım Doğan'ı, fenaydı. İşte bu yüzden diyorum kimse Nihat Doğan olamaz. Nihat Doğan olmak her Allah'ın kuluna nasip olmaz. Bakın, şunu söyleyeyim. Nihat Doğan olmak dilenciden para üstü almaktır. Nihat Doğan olmak testere filmini seyrederken artı 18 yazıyor diye 17 kişiyi beklemektir. Ve son olarak şunu söyleyeyim kardeşlerim. Nihat Doğan olmak, flash belleğe dua yükleyip nuska diye boynuna asmaktır kardeşim. Çinler! Ay siz akşam yemeğini fazla kaçırdınız galiba sesiniz, öyle mi? Bir kez daha.